80 eserimizin koleksiyonundan oluşacak. 85 eserimiz burada inşallah sizlerle olacak. Sergimizi de bir... Burada Türk İslam Eserleri koleksiyonumuzda çünkü her dönem müdürlüğe karşı büyük bir şu fukarayı zaten biliyorsunuz dervişlerin tekke için çıkıp halka toplamış oldukları. Tablosu. Yani bunlar işte sanatçıların farklı dönemlerde yapmış olduğu. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Şebi Arzu'nun 750. yılında Hazreti Mevlana'yı İstanbul'un en güzide mekanlarından birisi olan İslam Eserleri Müzesi'nde anılacak bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta sayın valilerimiz olmak üzere bizi yalnız bırakmadığı için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana Konya'dan tüm dünyaya sevgi ve kardeşlik mesajları vermiş. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar olarak en önemli görevimizin insanlara bu mesajları anlatmak olduğunu düşünüyoruz. Ve bu manada önemli işler yapmaya gayret ediyoruz. Bugün burada açılan sergi Türkiye'deki çok önemli hem kamuya ait hem özel kişilere ait müzelerden oluşan 77 ayrı parçadan oluşan çok özel bir sergi oluştu. İl Kültür Müdürümüz Sayın Coşkun Yılmaz'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana'ya Konya'ya yakışır bir iş oldu. İnşallah bu vesileyle ziyaretçilerimiz onun öğretisini, felsefesini anlama imkanını kavuşacaklar. Ben tekrar tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle dünyamızın Hazreti Mevlana'nın felsefesine, düşünce yapısına, yaşam öyküsüne en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef başta Gazze olmak üzere dünyada kan, gözyaşı, maalesef insanların birbirini boğazladığı, sevginin, hoşgörünün en az yaşandığı bir dönemlerden birini yaşıyoruz. İşte böyle bir dönemde hoşgörüyü, sevgiyi, aşkı ve yaratanla yaratılanda yaratanın hikmetini arayan felsefeyi bugün İstanbul'umuzun göbeğinde, merkezinde İslam Eserleri Müzesi'nde
sevgili olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kültür Bakanlığımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ederiz. Hazreti Pir'in felsefesini barışı, muhabbeti, sevgiyi esas alarak, hikmeti esas alarak bütün zamanları aşan bu muhabbetin, bu sevginin, bu felsefesine mazhar olmuş bir toplumun inşasına vesile olur inşallah bu tür faaliyetler. Tekrar bütün katılımcılara teşekkür ederim. İstanbul Valimiz başta olmak üzere bütün herkese teşekkür ederim. Konya Büyükşehir Belediye'mizi ve ilçe belediyelerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Depremin üzerinde yaklaşık bir yıl geçti. Depremde biz Gaziantep'teydik. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Konya'nın iş adamları, Konya'lı STK'lar, ilçe belediyeleri her yerde olduğunu gördük. Aslında Mevlana'nın bakış açısını, o sevgiyi, o paylaşmanı, o kardeşliği yüzyıllar sonra fiilen de devam ettiğini görmüş olduk. Allah Konya'nın ayağına taş değdirmesin. Bu sevgiye de emeği geçen başta belediyelerimiz olmak üzere Kültür Bakanlığımıza ve bugün buraya gelen her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın iradesi, gayreti, takibi ve samimiyeti bu serginin ve daha pek çok güzel kültürel faaliyetin tezahürünü de sağlıyor. Ben kendi perspektifimden, yani kendi konumumdan konuya yaklaşıyorum. Yoksa diğerleri de yapmaya anlamına gelmiyor. Ama bu şu demektir. Bir adam kültür ve sanatta, irfanda, medeniyette güzel şeyler yapıyorsa diğerlerini de zaten yapıyordur. Bizim en önemli eksiğimiz ve problemimiz budur. Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a da bu sergiye verdiği destek ve takibi için çok teşekkür ediyorum. Üzerimde emanet olan selamlarını ve teşekkürlerini de belediye başkanımıza, emlalarımıza, hem huzurlarımıza hem de sizlere arz ediyorum efendim. Buradaki bu onun kalıbı. Bu kalıbı ve fevkalade bir de Sami Efendi'nin Ya Hazreti Mevlana'sı Zevendud olarak mevcut. Onun etrafında da bir ince marangozluk sanatı gösterilmiş, üstünde Sikki Mevlana mevcut. Bu üç eseri sergiyi ziyaret edenlere tahsisen önünde dakikalarca durup bakmalarını ve seyretmelerini tavsiye ederim. Hazreti Pir'in 750. Vuslat yılında İstanbul'umuzda böyle bir faaliyet, bir sergi ve bir anma düzenlenmesinden dolayı emeği geçen herkese hasreten teşekkürlerimi arz ediyorum. Hazreti Pir'in eserlerinde, hayatında Mahmut Hocam'ın bahsettiği gibi o derinlikte bir hayatın bugün hayatımıza nasıl yansıyacağı, nasıl yansıtılabileceği konusunda düşündüğümüzde onu tanımaktan meselenin geçeceğini ve onu tanımadıktan sonra hangi Mevlana sorusunu bize sorarak, içimizde düşünerek, bize hangisi lazım fikrini irdeleyerek bir sonuç elde edebilirsek belki ondan istifade edebileceğimizi düşünüyorum. Hazreti Mevlana'nın vuslatının 750. yılı münasebetiyle malum haliniz 2023 yılı içerisinde etkinlikler yapılması planlanmıştı devletimiz tarafından. Ancak ülkemizde meydana gelen deprem hadisesinden dolayı bunda bir gecikme, bir takvimde kaymalar oldu. Konya Büyükşehir Belediye'mizin ve Kültür Bakanlığımızın katkılarıyla onların önderliğinde 6 tane müzenin envanterlerinde bulunan Mevlana ve Mevlevilik'le ilgili bazı eserlerin bir araya getirildiği bir butik sergi açılmış oldu. Çok belki tafsilatlı değil ama güzel parçalar bulunmakta. Mesela tesipli güzel Mevlana Hazretlerinin mesnevisi sergilenmekte. En eski şahneylerden yani ney, rebap gibi enstrümanların da sergilendiği ve akabinde de Hazreti Mevlana'nın fikirlerinin kısaca ele alınacağı bir panelle, panelin eşlik ettiği güzel bir sergi açıldı.
İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı bu. 85'e yakın obje toplandı diğer müzelerden de. Bunların burada ister Konyalılar, ister İstanbullular ve yerli yabancı bütün gezecek olan kişilere açıktır. Çeşitli yönleriyle Mevlevi kültürünü ve Mevlana düşüncesini yansıtan çok değişik kaynaklardan derlenmiş önemli sanat eserlerinin ve objelerin bir araya getirildiği çok önemli bir sergi. Bu sergiyi gezenlerin Mevlana ve Mevlevilik hakkında, Mevlevi kültürü ve düşüncesi hakkında bir fikir alacağından, bir şeyler hissedeceğinden çok eminim. İnşallah gezicisi, seyircisi, ziyaretçisi bol olur. Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu çok büyük bir hadise. Çünkü 750 yıldır bütün bir coğrafya, bütün bir dünya her dilde, bildiği her lisanda Hazreti Pir'i anmaya, ondan ilham almaya, ondan etkilenmeye devam ediyor. Onun en büyük mirasçısı olarak bizler de devamındaki asırlar boyu o ilhamla sanat üretmeye, o ilhamla söz söylemeye devam ettik. Bu sanat eserlerinden, bunların hepsi anlam dolu, mana dolu eserler. Bunlardan çok özel bir seçkinin 750. yılda İstanbul'da yer alması hakikaten çok sevindirici bir sergi haberi oldu benim için. Her birini derinlemesine zevkle inceliyoruz. Çünkü her biri arkasında büyük bir anlam yüküyle, arkasında büyük bir mesajla ve yılların getirdiği bir birikimle buradalar.